Ah be deli gönül, yaktın beni be. Ne be? Allah senin cezanı vermesin değil mi? Ya konu komşu görecek şimdi ya. Ne işin var senin burada? Defol git. Sinirlenince var ya. Cadi ben farklı bir artıyor. Bu bir. İkincisi. Bu Salih var ya, bu Salih. Sana o salçanın en alasını kiloyla alır. Ama sen yeter ki o beni incitme. Bana bak, defol git diyorum sana ya. İnsanlar yanlış anlayacak, laf edecekler şimdi. Ne lafı çıkacak Allah aşkına? En fazla Salih'in gönlü gönüle kaymış derler. O da yalan değil. Bana bak, gebertirim şimdi seni ha. Defol git diyorum sana ya. Yok yani, şarkı açmadıysa değiştireyim. Şarkın da bassın sen de inşallah. Bak bu ağır olur ama. Ya sen gidiyor musun, gitmiyor musun? Bak kafanı yarar mısın şimdi ha? Allah Allah. Burası belediyenin yolu değil mi? Şarkı dinlemek yasak değil bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Sen şimdi görürsün şarkıyı. Sen dur bak. Al sana şarkı, al sana belediyenin yolu. Defol git şuradan. Ne oluyor kız gönül? Bu serserinin senden işi ne? Yok bir şey. Allah Allah, bakın işinizde siz. Biz dedikoducular. Ablacığım. Öyle çok isterdim ki şimdi yanımda olmanı. Hep düşünürdüm. Kardeşim olsa onunla neler yapardık diye. Öyle güzelsin ki. Sadece fotoğrafını gördüm. Ama o bile yetti. İnan. Şimdi burada olsa onunla ne yapmak isterdin? Her şeyi. Bisiklete binmeyi, paraşütle atlamayı, yüzmeyi. Paraşüt biraz zor. Ama diğerlerini halledebiliriz. Hadi gel. Elin iti kopuğu yüzünden mahallede adımız çıkacak ya. Sen bir daha gelirsin buraya. Ben de seni rezil etmezsem. Sen yine mi geldin ya? Yine mi? Gönül ferman dinlemiyor gönülüm. Lan ben de seni ibreti alem için ortalık yerde rezil etmezsem sen şimdi görürsün. Al sana. Al. Sen bir daha gelecek misin? Al sana. Allah cezanı vermesin. Gelme dedim ben sana, dinlemedin beni. Oo, kan la bu. Ne yaptın ya? Ağlama hiç öyle yalanda. Salih. Ya Salih diyorum. Al bak buyur işte, salça kavanozuyla katil oldum. Alo Doğa. Benim Gazel Hanım.
Sen misin Anton? Sesiniz biraz tatsız geliyor. Bırak şimdi sesimi. Ne oldu? Yaşar öldü. Ne demek öldü? Daha ne kadar açık söyleyebilirim bilmiyorum. Eks oldu. Ben sana adamı öldür demedim. Aksini de söylemedim. Konuşmasın dedim. Ölüm hali de konuşmamayı gerektirir değil mi? Seninle felsefe yapacak değilim. Ben sana adamı öldür demedim. Sustur dedim. Belki bundan sonra daha açık konuşmalısınız. Nitekim 20 yıldır... Siz istiyorsunuz diye babanız ölümden beter yaşıyor. Şuraya bak. Çok güzel değil mi? İnanmıyorum. Ya biz şimdi filmlerdeki gibi buraya kaçak mı girdik? Aynen öyle. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıp havuzun tadını çıkartalım. Ya Doğa, yine niye dalıp gittin? Aynı şeyi mi düşünüyorsun? Ben hayatımda ilk defa böyle bir gün yaşıyorum Zeynep. Hayat bazen çok güzel. En kötü günde bile. Neyse, saçmalıyorum. Tamam o zaman, su da saçmalayalım. Hazır mısın? Ya bilmiyorum, yapabilir miyim ki? Yani bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ha, ama eğer korkuyorsan... Hayır, korkmuyorum. Bugün değil. Hadi. Burada? Sultan Şenyuva Memur Bey. Sizi tanıyoruz Sultan Hanım. Kayıp kızınız için gelmiştiniz. Aa evet, kusura bakmayın. Şimdi de Zeynep Şenyuva ve Doğa Candar için geldim. Siz nesi oluyorsunuz? Birinin teyzesiyim, birinin yakınıyım. Kötü bir şey olmadı inşallah. Sizi öyle arayınca... Yasak bir yere girmişler. Yasak bir yeri mi? Yani bizim çocuklarımız öyle kötü şey yapmaz ama... Yani banka soymadılar ya. İzinsizce bir havuza girmişler. Özel havuz. Güvenlik şikayet ettiği için getirmek zorunda kaldık. Havuz mu? Ben o güvenlikçiyle konuşsam acaba şikayeti için? Gerek yok. Şikayetini geri aldı. Kızlar 5 dakikaya çıkarlar. Komiserin yanındalar şimdi. Haliyle biraz fırça yiyecekler. Öyle. Hak etmişler. Abla? Aa, Gönül? Ne işin var senin burada? Yok bir şey ya. Yiğit. Benim canım. Var mı bir haber? Maalesef. Ne
Ne demek maalesef? Yiğit, nasıl bulacağız biz bu kızı? Ya şimdi ne haldedir? Aç mıdır, susuz mudur bilmiyoruz. Bu kız bizim kızımız. Yiğit, ne yapacağız biz? Ya nerede bu kız? Tamam. Bulacağız onu. Söz veriyorum, bulacağız. Güven bana. Konuşsana Gönül. Ne işiniz var burada, hem de bu ipsiz sapsızla? Rencide etmeyelim ama Sultan Hanım. Sen bir sus. Sen konuş. Yok bir şey dedim ya, Allah Allah. Ya nasıl yok bir şey ya? Eve gittim, her yer salça. Bu halin ne? Senin nereden haberin oldu? Neyin nereden haberin oldu sen? Ben kızlar için buradayım. Kızlar mı? Zeynep'e bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. İzinsiz bir yere girmişler, ben sana sonra anlatırım. Demek ki sen onun için gelmedin. Salih Başgöz, Gönül Şenyuva. Hangi şikayetçiydi? Kim şikayetçi? Ben. Asla. Ne demek bir hanımefendiden şikayetçi olmak? Haşa. Ben şikayetçiyim memur bey. Bu adam benim huzurumu bozuyor ya. Hiç rahat bırakmıyor ya peşimi. Yine musallat oldun değil mi kardeşime? Ayıp ediyorsunuz ama Sultan Hanım. Tamam, ne yaptı onu söyleyin siz. Ya ben bahçede salça yapıyordum. Bu böyle bangır bangır müzikle geçti. Nasıl müzik? Hafif batı müziği. Ya nereden bileyim memur bey, işte bu arabesi falan bir şeyler dinliyor. Sonra ben de tabii sinirlendim, beni rahatsız ediyor diye. Aldım kavanozu, geçirdim kafasına. Yalnız camdı ama canı sağ olsun onu. Aa yalan, atıyor. Plastik kavanozu geçirdim ben. Plastikti. Vallahi Gönül Hanım ne diyorsa odur memur bey. Neyse işte, ben şikayetçiyim memur bey. Ya bu adam benim sükunumu bozuyor. Huzurumu kaçırıyor yani. Yok muydu sizde böyle neydi, suç muç bir şey, asayiş falan? Bir ceza verin buna ya. Şikayetçiyim ben. Tamamdır hanımefendi. Alalım şikayetinizi. Yok yok, biz şikayetçi değiliz. Aa ne diyorsun abla ya? Şikayetçiyim ben. Bir sus. Şişt. Kızlara ne diyeceğiz biz? Sen bir sus. Hem Gündüz duyarsa vallahi adamın salçası yerine helvasını kavuruveririz. Gündüz de vardı değil mi? Ha ya. Şikayetçi misiniz, değil misiniz? Değiliz. Allah. Ay kusura bakmayın Gündüz Bey, ben Yakup diye açtım. Hayır yani şimdi kapıya geldim diye aradı. Anahtarı yokmuş yanında, onun için böyle. Hadi ay kusura bakmayın. Ya sen kusura bakma Nigar abla, ben kim o demeden şey ettim. Yok ben şey ettim. Ha? Ha? Ha ya işte ne bileyim ben hiç ismimi söylemedim. Sonra aramadım, saate bakmadım. Yakup Bey evdedir diye şey ettim ben. Tekrar kusura bakma ya. Ay yok sen kusura bakma. Kapat üstünü, kapat. Çok yorgunum. Kapat, sonra konuşuruz zaten. Ne yapıyorsunuz ya kapıda? Hiçbir şey yapmıyorduk ya. Yani yanlış anlamayın. Şimdi Nigar Hanım siz sanaraktan kapıyı şey açmış olunca ben de görmüş, gelmiş bulundum. İşte biz de tam sizden bahsediyorduk. Anladım, anladım. Yakup, hı. Neredesin sen? Deminden beri telefonla arıyorum. Açmıyorsun, açmıyorsun, açmıyorsun. Heh, buyurun işte. İtina ile kafa ütülenir. Daha eve girmedim de ya. Bismillah. Bıktım bu karı dırdırından, bıktım vallahi. Gel kardeşim, gel içeri, gel. Gel. Üşüme dışarıda, gel. Allah'ına kurban Sultan ablam. Ya bir git. Allah Allah, yaptığı şeye bak ya. Ya sen niye dinlemiyorsun? Sen benim ailemden uzak duracaksın diyorum. Niye dinlemiyorsun ya sen beni? Bak dua et işi uzamasın diye burada ses etmiyorum. Aman bırak şu bulaşığı be abla. Musiki'ye olan sevdam yanlış anlaşıldı Gönül Hanım. Sultan Hanım. Abla ben geberdim onu vallahi. Bütün mahalleye rezil etti beni. Tamam sonra gebertirsin, bırak. Yeterince rezil olduk. Şey, pardon memur bey.
Tamam hadi yürü git. Git. Defol. Pis salçalı şey, ne olacak? Soracağım sana bunun hesabını. Abla aramızda. Herhalde aramızda. Bu yaştan sonra çoluk çocuğun ağzına malzeme mi olacağız biz? Geliyorlar, geliyorlar. Kızım. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Vay, 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 vay. Oh. Bu bat ya. Vallahi bat. Ben çocukken bir komşumuz vardı. O yapardı. Gider onlarda yerdik ya. Hmm, çok da güzel olmuş. Annem öyle şekilli falan yapmış. Bağlamış falan. Ellerine sağlık. Çok da güzel yapmış. Gel, gel. Gel de yemek nasıl yapılırmış gör. Bir vizyonun olsun be. Tutturmuşsun pilav köfte, pilav köfte. Bak biraz bak. Küçük fındık lahmacun falan da var. Evet öyle görünüyor. Umarım vakıftakiler de beğenir. Tabii tabii beğenirler muhakkak. Çok güzel görünüyor. Şey, ayıp olmazsa ben bir tuvaleti kullanabilir miyim? Aa, tabii hemen solda. Götüreceğim diyorum güzelim. Aa, bugüne kadar ne dedim de yapmadım Allah aşkına. Baba 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 baba. Hallere bak. Ya senin o heyecanlı hallerini yerim ben. İyisiniz değil mi siz? Komiser Bey iyice azarlamıştır inşallah size. Ya biz bir şey yapmadık ki. Sadece havuza girdik. Suç mu? Ayrıca senin bu halin ne? Gülmesenize ya. Allah Allah. Bir kaza oldu işte. Koştur koştur sana geleceğim. Böyle geldim işte. Üstündekiler, yüzündekiler salça mı? Zeynep. Terlik de yok zaten burada. Bana bak. Koştur koştur geldim diyorum. Neyi anlamıyorsun sen ya? Allah Allah. Yürüme. Tamam Zeynep'e kızmayın lütfen. Ben ısrar ettim gidelim diye. Olsun kızım siz iyisiniz ya. Ama artık şimdi annem babana haber vermek lazım. Lütfen Sultan teyze. Bak haber verirseniz İlyas'tan farkınız kalmaz. Ama iyi de kızım. Hiç kızımızım deme. Bak bir giderim hiç kimse izimi bulamaz. Ya nereye istiyorsan oraya. Paris köpeğin olsun kızım senin. Ne olacak ki? Ben ne banyodayım ben. Sen? Şimdi orada olmak vardı be. Atsana bir foto kız. Vallahi sileceğim. At hadi at. Hadi tamam. Tamam. Hallerini yerim. Şerefsiz. Gül gibi karısı var yediği halta bak. Lan Nigar Hanım'a yapılır mı bu be? Sultan teyzeyi kırdın mı acaba? Ya da çok kızdı mı? Göstermiyor ama. Kızsın. Ya kimseyi kırmayacağız diye uğraşırsak oo işimiz var. Çok eğlenmedik mi ama? Çok. Ya hayatımı bu kadar özgür hissetmemiştim. Alın bakalım kızlar. Sıcak sıcak için de azıcık kemikleriniz ısınsın. Vallahi havuzun soğuğu içinize işlemiştir. Teyzem ya. Çok acıkmıştık. Teşekkürler. Yumul da yumul. Oh afiyetle yiyin. Seninle de ayrıca bir konuşacağız ha. Bu bir tehdit mi teyze? Hem de nasıl bir tehdit? Doğacığım, güzel kızım. Bak annenler iyice telaşlanmıştır ha.
Sultan teyze yine başlamayalım lütfen. Bak arayacaksan şimdi gideyim ben. Aman tamam tamam. Size de laf söylenmiyor. Hadi bir şey ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Nasıl? Muhteşem değil mi? Çok güzel. Yalnız bir ara ödüm koptu. Birkaç saniye sudan çıkmadın ya. Ah dedim kız gitti. Gazel teyze beni öldürecek. Bugün çok güzeldi Zeynep. Başı kabus gibi olsa da sonu çok güzeldi. Bence de. Sen gözlerini kapatıp o suya atladın ya. Bundan sonra da hayata öyle atlayacağız işte. Bak gör. Umarım. Biliyorum. Ablan üzülüyorsun. Son günlerde de çok şey yaşadın. Ama şunu bil. Bundan sonra ben yanındayım. Beni bir kardeşin olarak gör. Ya da ablan. Sen nereye koyarsan. Sen de beni öyle gör. Çok isterim. Görüyorum zaten. Bugün öyle hissettim biliyor musun? Kardeşmişiz gibi. Biliyorum bir erkek kardeşim var. Ama bir kız kardeş başka bir şey. Bu yüzden sana bir şey itiraf edeceğim. Neymiş bu gizemli sır bakalım? Küçük bir sır. Doğa. Ben aşık oldum. Kime? İlyas'a. Aç dedim kapıyı. Aç diyorum sana. Kızım buradaymış. Biliyorum. Sultan onu bana ver. Sultan o benim kızım. Aç diyorum sana. Gazel Hanım ne oluyor? Baskı mı var? Ne oldu Gazel Hanım? Onu size sormalı asıl. Kızım buradaymış, sizin yanınızdaymış. Bize haber vermeye tenezzül etmediniz bile. Gazel lütfen sakin ol. Siz de kusura bakmayın. Biz de emniyetten öğrendik olan biteni. Kızım, kızım sen bizi öldürecek misin? Babanla biz ne hale düştük? Hiç düşünmedin mi? Siz mi söylediniz? Yok kızım. Çok teşekkür ederim sultanım. Bir anne olarak gereğini yapmışsınız. Bakın ben gerçekten... Yeter. Gelmiyorum. Gelmiyorum demek ne demek? Hadi evimize gidelim. Çocukluk yapma Doğa. Hadi. Evet anneciğim. Dediğin gibi çocuk değilim. Ve senin evine gelmek istemiyorum. Ay Gazel Hanım. Gazel. Bırak. Doğa senin yanındaymış. Neden söylemedin? He? Cevap ver. Neden? Söyleyeceğim ama beraber gideceğiz, söz var. Ya bırak şimdi birlikte gitmeyi falan. Her an çok önemli bizim için. Nerede söyle? İyi, orada. Keşke yanımda olsaydım ben de. Gazel Hanım korktunuz, telaşlandınız ama beni bir dinleseniz. En ufacık bir şey olduğunda haberleşecektik değil mi? Güvendim ben sana ya. Acımı paylaştım seninle. Ben istedim. Eğer yerimi söylerseniz buradan da kaçarım diye tehdit ettim. İşte o zaman asla izin bulamazsınız dedim.
Kızım Doğa, sen de ne olursun biraz makul ol. Bizi de anla. Bak annen de ben de çok üzüldük. Tamam seni anlıyorum, bize kızgınsın, kırgınsın. Ama böyle de olmaz yavrum. Hadi gel evimize gidelim, orada konuşalım. Hem Sultan Hanımlara da gecenin bu vaktinde daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Yok estağfurullah Yiğit Bey, ama işte haber verirseniz giderim deyince yani ben de korktum. Yoksa ister miyim böyle olsun? Teyzem haklı, hiçbirimiz istemeyiz. Neyse ne. Hadi gidelim evimizde konuşalım tatlım. Hadi canım. Hadi Doğa. Gelmiyorum dedim. Yeter ya. Uyuyoruz alo. Kes sesini. Şşş, tamam. Mahalleliyi rahatsız etmeye hakkımız yok. Gidiyoruz artık. Kızımı almadan şuradan şuraya gitmem. İsterse dünya ayağa kalksın. Tamam. Gidelim. Ama böyle gidersek sonuçların ne olacağını düşündünüz mü hiç? Odaya mı kilitleyeceksiniz beni ha? Bugün değilse yarın. Yarın değilse öbür gün kaçarım. Bir daha da asla geri dönmem. Bunu bilin, ona göre gideceksek gidelim. Tamam babacığım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ne zaman gelmek istersen o zaman gel, tamam mı? Kızımızı burada mı bırakacağız yani? Bak, kızımız burada güvende, sağlığı da yerinde. Sultan Hanımlar zaten yabancı değiller. Bırak burada kalmak istiyorsa kalsın. Kızımı bırakmam. Olmaz. Onu tamamen mi kaybetmek istiyorsun? Gazel Hanım, bakın. Burası onun da evi. Değil. Onun evi değil. Hadi Doğa. Lütfen tatlım. Ne olur bak yorma beni lütfen. Gazel lütfen artık daha fazla zorluk çıkarma. Gidiyoruz hadi. Doğa. 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 Tamam yeter, üzülme artık daha fazla. Üzülsen falan yok. Çek elini üstümden. Doğa. Bazı şeyler gerçek olsun sen bana. Yorgun görünüyorsun. Uyumadın değil mi abla? O kadının söyledikleri yüzünden. Vallahi haklıydı ama Gönül.
Yani çocuğuna ulaşamamanın acısını en iyi ben bilirim. Onu yalan söylemeden önce düşünecekti o. Neyse ne, o Gazel Hanım'ın bileceği bir iş. Ama biz hata ettik yani. Kadına söylemeliydik bence. O yüzden ben gidip konuşacağım. Ay, ne anlatsan da anlamayacak ki zaten o. O hep kendi istediği olsun istiyor. Kusura bakmasın ama Doğan haklı yani. Ama yine kız için. Ablacığım, o anne de biz dadı mıyız? Ya insan birazcık çocuğunun mutluluğunu, huzurunu düşünür. Yani yanında olup senden kaçacağına uzakta olsun, huzurlu olsun dersin değil mi? Haksız mıyım yani? Ne yani şimdi benim kızımı çalanların yanında meleğim şimdi huzurluysa bırakayım orada kalsın mı diyeyim? Ablacığım bu konuyla o aynı mı? Aynı şey değil ki. Aynı şey. Ben kızımı özledim gönlüm. Ablacığım. Bak bulacağız meleğimizi biz. Gerçekten bulacağız. Ben inanıyorum. Ağlama. Aa. Kızım erken değil mi? Niye kalktın? Sultan teyze. Özür dilerim bu yaşattıklarım için. Böyle ortadan kaybolunca senin de acını tazeledim. Ah be kızım. Benim acım zaten hep taze. Senlik bir şey yok yani. Yiğit Bey, bulundu mu? İyi. Neredeymiş? Sultan teyze. Tamam Yiğit Bey, ben hemen gidiyorum şimdi Sultan teyzelere. Tamam. Gömlek. Bakma öyle yenilmişim, yıkılmışım gibi. Bu sadece küçük bir sarsıntı. Ya ben neler atlattım. Sen çok iyi bilirsin. Bunu da atlatacağım. Yıkılmadım. Yıkılmayacağım da. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Kızımı almaya gidiyorum. Önce güzelce bir konuşacağım onunla. Öyle gönlünü alıp baharıma basacağım. Sonra da okuluna bırakacağım. Ve kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Peki benim için de bir planım var mı Gazel? Hatta plan demek pek doğru olmadı. Benim için de bir emrin var mı diyelim? Bu sanki daha doğru ha? O sırada ben ne yapayım? Hatta ne hissedeyim, ne düşüneyim, hı? Baba olmayı. Gazel, senin yüzünden doğayı da kaybedeceğiz diyorum. Hala inat ediyorsun, yeter. Doğayı da. Ne demek istiyorsun sen Yiğit? İkinci kez aynı kazayı yapma demek istiyorum. Gazel. Gazel. Ay yorulmuşum valla. Günaydın güzel hanımlar. Günaydın. Günaydın. Aha. Tereyağlı ekmek kızartması. Hem de yumurtalı. Doğacığım lütfen bize her gün gel. Aa, ne kadar ayıp ya. Aşk olsun gündüz. Sanki sen istediğinde biz yapmadık mı evladım? Ya, duyan da aç bırakıyoruz zannedecek ha? Bu muhabbet hiç güzel yerlere gitmiyor. Ben kaçtım. Aa, siz ne istiyorsanız ben yaparım annem el cihazlarımla. Ya biliyorum annem. Sen ne yaparsın da sevinmez Sultan teyze? Oy, benim güzel kızım.
ben bir Zeynep'e bakayım. Kalkmadı herhalde, hala uyuyor. Zeynep! Kızım. Bak annenler perişan oldu. Hak ettiği bir perişanlık. Analar evlatları için her şeyi göze alır. Her şeyi yapar. Gördük neyi göze aldığını. Peki sen annen için neyi göze alırsın? Nasıl yani? Peki sen annen için yalan söylemez miydin? Annenin mutluluğu için acını derine atmaz mıydın? Hı? Annenin bir kere kızım demesi için her şeyini vermez miydin? Gazel. Özür dilerim. Kazadan bahsetmemeliydim. Sen o fotoğrafları saklamaya çalışmasaydın, ortalıkta bırakmasaydın bugün bunlar yaşanmayacaktı Yiğit. Sakladım evet. Kızımızın fotoğrafını yok edemedim. Babasıyım ben onun. Ölümünü bir şekilde saklayabildik ama acısını saklayamadık. Ne yapayım Gazel? Çok özlüyorum kızım. Ben fotoğraflarına bakmıyorum diye özlemiyorum mu sanıyorsun ha? Ben onun özlemini doğaya iki kere sarılarak yaşıyorum. Ama yine de bencil olan benim, değil mi? Hayır, hayır değilsin. Yapma Yiğit. Onun ölümünün suçlusu olarak hala beni görüyorsun. Hayır, asla öyle görmedim ve düşünmedim. Bugüne kadar hiç seni suçladım mı? Kızımızın ölümü kaderimizmiş. Kazaydı. O esnada arabayı ben de kullanıyor olabilirdim. Ama şimdi söylemek istediğim şu. Böyle üstüne giderek, onunla inatlaşarak doğayı kaybediyoruz. Bile bile buna sebep olma demek istedim. Ne yapayım Yiğit? Ne yapayım? Üstüne gitme. Senden tek ricam bu. Tamam. Az evvel İlyas'la görüştüm. Okula götürdüğünde haber verecek bana. Müsaade et. Gideyim önce ben konuşayım. Ne olur. Tamam mı? Ne yapıyorsun kardeşim? Bu tip ne oğlum? Uyumadın mı gece hiç? Gerçi ne olacaktı? Kız kaç gündür kayıp. Okula götürmeye geldim. Giderse tabii. E içeride geç çağır. Hem kahvaltı da edersin. Kaynanan seviyormuş. Gerçi senin kaynana da kaynana ha. Saçma sapan konuşma oğlum ya. Neyse. Ben tamirhanede atıştırdım zaten bir şeyler. Sen doğaya haber ver geldim hadi. Hayırdır birader? Bir durgunsun. Yorgunum. Dünden beri doğayı arıyorum. Valla ben de eve geç geldim. Yani bizimkiler ben geldiğimde doğayı bulmuştu zaten. Eve getirmişler. Yani haberin var mıydı yok muydu bilemedim. Zaten doğa yemin ettirmiş oğlum bizimkilere. Kimseye söylemeyin diye. Beni de uyardılar. Madalya da taktılar mı göğsüne? Ya uzat da birader. Allah Allah. Neyse, hadi sen doğayı çağır. Emredersin paşam. Ya hadi. Elinize sağlık, çok doydum. Aa, pek de bir şey yemedin ki. Oho, teyze olur mu? Sırf benim yanımda iki tane yumurtalı ekmek yedi. Aa, ne ayıp şey kızım. Kızın lokmalarını sayar gibi. Onlar işte atışıyorlar aralarında, gençlik. Doğa, İlyas geldi okula götürmek için. Boşuna gelmiş. Okula gitmeyeceğim ben. Artık aranızda halledin. Çocuk sabahtan akşama kadar Doğa'yı aramış. Keşke haber verseydik. Ah be oğlum, ne bileyim ben. Kimseye haber vermeyince ben de korktum, ne yapacağımı bilemedim.
Kızım, ne olur ısrar etme okula gideyim diyor Sultan teyze. Annemle babamın ilk bakacağı yer orası. Sen de biliyorsun. Ama derslerinden kalırsın öyle de. Tek dersim vardı zaten. Hiç de devamsızlık yapmadım. Bir ders, iki ders fark etmez ki evladım. Okul okuldur. Hatırım için gitsen. Emin ol gittiğime değmez. Hele İlyas'la hiç gitmem. Aa, o ne demek öyle? Nerede olduğumu babama ilk İlyas söyledi. Ama kızım işi o. Baban onun patronu. Hesap vermesi gerekiyor çocuğunda, ne yapsın? Bak ama seni çok merak etti, çok koşturdu. Çok soruşturdu etrafta. Öyle bile olsa gitmeyeceğim. Söyleyeyim de boşuna beklemezsin. Yavrucuğum, kaçtığın insanlar senin ailen. Daha ne kadar kaçacaksın ki onlardan? Bilmiyorum. Ama şu anda hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Sen de beni anla, ne olur. Ya kızım, insan gibi yesene şunu, boğulacaksın. Ya abi, doğa fikrini değiştir okula giderse diye. Kapıya kadar araba gelmiş. Ben de gideyim. Hadi ben gittim. Görüşürüz, ben kaçtım. Görüşürüz İyi, kızım. Hadi. Ya teyze, bugün müsaitsen bizim dükkana uğrayabilir misin? Ustanın doktor randevusu varmış da, hani ben siparişteyken falan boş kalmasın. Bir düşüneyim bakayım. Tabii uğrarım. Ya bir tanesin sen, bir tane. Hazırsan gidelim. Ben okula gelmeyeceğim İlyas. Neden? Canım istemiyor, boşuna bekleme. Senlik sıkıntı olacağını sanmıyorum. Babamı arayıp ben işimi yapmaya çalıştım ama kendisi gelmek istemedi diyebilirsin. Doğa. Tek isteğim senin güvende olduğunu bilmek.